arkadaşımız Ahmet Tuna Şimşek bizleri bekliyor. Yanında değerli bir konuğu var. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile beraber. Ahmet, sözü sana bırakıyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Senin de söylemiş olduğun gibi Türk-Arap Ekonomi Forumu'ndayız. 15. kez düzenleniyor. Tabii detayları konuşacağız. Yanımızda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu var. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler Ahmet Bey. Tabii Türk-Arap Ekonomi Forumu'nun 15. kez düzenleniyor bugün. Az önce de söylediğim gibi İslami finans, enerji, teknoloji, gıda, inşaat ve tarım birçok sektör burada ele alınıyor. Finans, reel sektör temsilcileri, hükümet temsilcileri, aslında herkes burada. Öncelikle bir değerlendirme almak isterim. Teşekkürler. Sizin de bahsettiğiniz gibi 15.si düzenlenmiş oldu ve hatırlayacak olursak aslında bu toplantıların ilk başlandığı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakan olduğu dönemde kendilerinin büyük bir desteğiyle, onların inisiyatifiyle başlamış toplantılar serisi. Amaç tabii ki adından da anlaşılacağı üzere Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik aktivitelerin, ticari faaliyetlerin, ticari hacmin ve yatırım hacminin artması için kamu ve özel sektör tarafındaki paydaşların bir araya gelmesi, istişarelerde bulunması, yeni gündemleri değerlendirmesi diye özetleyebiliriz. Bugün sabahta bütün konuşmacılar en üst düzeyde bu gerekliliğin hele şöyle bir dönemde daha önemli olduğunun altını çizmiş oldu. Baktığımız zaman dünyada böyle ekonomik olarak böyle yeniden şekillenen tedarik zincirlerinden bahsediyoruz. Çeşitli paradigmalar hepsini etkiliyor. Böyle bir ortamda Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğinin, ekonomik işbirliğinin öneminin altı tekrar çizilmiş oldu. Biz tabii Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak burada öncelikle hedef bu Arap ülkelerinden Türkiye'ye daha fazla uluslararası doğrudan yatırım girişi sağlamak. Ve yine baktığımız zaman yani bu alandaki geçmiş yıllarda Türkiye'ye 20 milyar dolara yakın bir sadece şirket sermayesi formunda yatırım geldiğini biliyoruz. Gayrimenkul hariç, gayrimenkulle eklediğimiz zaman zaten bu rakam katlanarak artıyor. Bizim odağımız bu daha çok yatırımın, şirket sermayesinin Türkiye'ye giriyor olmasını sağlamak. Tabii ki şöyle de bir gerçeklik var. Yatırımlar karşılıklı olduğu zaman anlamlı. Biz de bugün burada temsil edilen ülkelerin birçoğunun muadilimiz kuruluşlarıyla bu coğrafyalarda genelde yatırım bakanlıkları veya bizim muadilimiz yatırım tanıtım ajansları oluyorlar. Biz onlarla da işbirliği yaparak bu yatırımların karşılıklı olarak arttırılması için gayret gösteriyoruz. Bir diğer eklenebilecek boyut da bugün böyle kısaca değinmeye çalıştım. Aslında çok taraflı bir yatırım perspektifinde olması mümkün. Yani neden bahsediyoruz? İşte Türkiye ve bir Arap ülkesinden bir şirketin üçüncü bir ülkede yatırım yapması çok mümkün. Bunun farklı örneklerini görüyoruz. İşte Türk müteahhitleriyle işte bir teknoloji sahibi ülkenin farklı coğrafyada yatırımlarını görüyoruz. Buna benzer yakın zamanda bir örnek gerçekleşti. Türkiye merkezli bir finansal teknolojiler şirketimiz, Dubai merkezli bir finansal teknolojiler şirketini satın aldı ve orada yapmış olduğu bu yeni yatırım aslında Arapça konuşulan bu ülkelerde, coğrafyalarda yeni yatırımlar yapacak. Bu işte aslında o ekonomik hacmin artması için, katma değerin oluşturulması için daha çok imkan sağlayan boyutlar oluyor. Bu çok etraflıca tartışmaların, değerlendirmelerin olduğu kıymetli bir forum. Aslında bu söz konusu ülkeler için ne gibi potansiyele sahip aslında, Türkiye için ne gibi potansiyele sahip bu ülkeler diye soracaktım. Aslında söylediğiniz 20 milyar doların üzerinde bir yatırımdan bahsettiniz. Peki şunu da sormak istiyorum size. Geçen yıl 10 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım aldı Türkiye. Bu yıl ne olur ve uluslararası doğrudan yatırımlardan Türkiye'nin aldığı pay hangi seviyeye çıkar? Evet, kabaca biz hani son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu son 20 yılda dünyadan aldığı yatırımları arttırmış bir ülkeyiz. Yani kabaca öncesindeki dönemde 1/2 yatırım alırken şu anda ortalama %1'lere çıkartmış durumdayız. Yani performansımızı 5 kat arttırdığımızı söyleyebiliriz Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dönemde. Son yıla atıfta bulundunuz. Evet, geçen yıl 10.6 milyar dolar civarı bir yatırım gelmiş oldu Türkiye'ye ve aslında şu anda da o kümülatif son 12 ay verisine baktığımız zaman da 10.5 milyar dolar civarında. Yani hemen hemen geçen yılla aynı seviyede gittiğimizi söyleyebiliriz. Tabii dünyadaki birçok gelişme bu dünyadaki yatırım hacmini, pastasını etkiliyor. Özellikle küresel bu büyük merkez bankalarının politikaları, dünyadaki jeopolitik gerginlikler, Avrupa bölgesindeki işte ekonomik faaliyetin ve talebin hala çok artmamış olması gibi faktörler dünyadaki ve bizim coğrafyamızdaki yatırımları etkileyen temel faktörler arasında yer alıyor. Biz sene sonunda bizim böyle uzun
uzun vadeli ortalamamız kabaca 12,5 milyar dolar civarında. Bu uzun vadeli ortalamamıza, yani son 20 yıllık ortalamamıza yaklaşabileceğimizi öngörüyoruz. Sonbahar aylarında bu yatırım iştahının artmasıyla beraber, yatırım faaliyetlerinin artmasıyla beraber o uluslararası doğrudan yatırım girişlerinde bir artış olacağını öngörüyoruz. Efendim çok teşekkürler, sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için ve forumu takip ettiğiniz için teşekkürler. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ile birlikteydik. Sözü tekrar size bırakalım.